Meltem, biz seninle 30 yıldır evliyiz. Sen 30 yıl önce de kafana ne koyduysan yapıyordun. Şimdi de yapıyorsun. 30 yıl önce de ben sana hiç karışmıyordum zaten. Seni hep destekliyordum. Demek ki bu soru saçma yani. Böyle bir şey yok. Aslında var. Ama muhtemelen çok fazla uygulanan bir yasa değil. Bir dakika. Ne o Meltem? Bir dakika Meltem. Gönülcüm bir saniye. Bir şey kontrol edeceğim. Bakayım. Aha. Doğru hatırlamışım. Ne? Ne? Çalışmak. Ah. Ya? Evli kadınlar sadece son 28 yıldır çalışmak için kocalarının iznini almak zorunda değil. 1990 yılından itibaren bu durum ortadan kalktı. İnanamıyorum, inanamıyorum. Dur Gönül, dur, bitmiyor. Bak 1990 yılında bir esaret sona erdi ve kadının çalışmasını kocasının iznine bağlayan medeni kanunun 159. maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi yazıyor. Ya. Şu anda şoke olmuş durumdayım yani. Vay be. İnanması zor ama gerçek. Neyse şimdi bu sorunun da cevabını bulduğumuza göre sıra geldi ipucuna. O da nerede saklı? Fotoğraf albümünde. Fotoğraf albümüyle ne alakası var Gönül? Ben onu anlamadım bakalım ya. İşte. Ben buldum alakayı. Ne? Bizim çalışırken çekilmiş bir sürü fotoğrafımız var. Ay Meltem. Madem çalışmaktan bahsediyoruz. Ay ne güzel günlerdi onlar. Özledim. Ay, çok dur güzel. Getiriyorum albümü. Getir, bakalım hemen bakalım. İçinde ne var. Çalışırken iş yerinde çektiğimiz fotoğrafların hepsi burada. Hadi aç bakalım. Hı. Ay ya halisi bak. Ay. Bir mektup var mı? Yok Haluk, bir dakika. Meltem ne kadar gençmişiz burada. Hala genciz Gönül, ne demek genciz? Maşallah. Ya. Bir dakika Haluk, bir dakika yani. Şimdi diyor ki, iş yerinizde çektiğimiz fotoğraflardan birinin arkasında yazılı. O zaman ne yapıyoruz? İş yerinde çekilmiş bir fotoğrafımızın arkasına bakıyoruz. Bu olmasın? Bak da olabilir. Aç bakayım. Bir dakika, şöyle bakayım. Bu kadar zamandır duruyor. Ha, çıktı. Evet. Gerçekten size helal olsun. Büyük hazineye ulaşmak için 3 ipucunu da buldunuz. Ben bile bu kadar başarılı olacağınızı tahmin etmiyordum. Yüzünüz yüzünüz kuyruğuna geldiniz. Büyük hazineye ulaşmanız için evet. Çok az kaldı. Biraz daha dayanın. Sonunda çok mutlu olacaksınız. Hadi be kardeşim, sade de gel ya. Sana demiyorum, onu yazana diyorum. Ya. O zaman müsaade et, okuyayım mı? Hadi. Okuyordum zaten oraya, sen ay girdin. Yok, ne kadar gençmişiz, bilmem neymişiz. Ama okudum. Okuyordum, araya girdim Haluk. Neyse. Hı. Şimdi dördüncü ipucunu bulmak için bu soruyu cevaplayın. Haluk Çetinoğlu'nun yıllardır sakladığı en önemli eşyası nedir? Beşinci ipucu S harfinde saklı. Şu anda S harfi size hiçbir şey ifade etmiyor olabilir ama merak etmeyin, cevabı bulduğunuzda çok anlamlı olacak. S ne? Süpermen. Ne bileyim ben? Ne şimdi? Ne bileyim, sen deyince hani böyle hani... Ha, senin öyle sakladığın bir eşya mı var? Bir sakladığı bir eşya diyor. Bak şu. Düşünüyorum da S. Sakladığı önemli eşya. Sünnetle ilgili bir şey saklamış olabilir misin Haluk? Ne alaka? S olduğu için söylüyorum. Yani sünnetten hani. Ya bilmem kaç senedir öyle şey saklanır mı Allah aşkına? Düşünelim. Bir şey söyleyeceğim. Hani siz geçenlerde Haluk'un böyle atıp satamadığı böyle bir eşyaları vardı. Eski püskü şeyler. Onları böyle masanın üstüne sermiştiniz. Neler vardı onun içinde? Bir düşünsenize, hatırlıyor musunuz? Biz o zaman yoktuk. O yüzden bilemiyorum. Ben de hayatım. Hayret. Eksik kalmışsınız. Aman bir şeyden de eksik kalsınlar Gönül. Hanımefendi, ben size cevap verebilirim. Ama tartışmaya gerek yok. Hazineye bu kadar yaklaşmışken hiç zaman harcamayalım diyorum. Yoksa ben konuşunca çok kötü olur. Haluk Bey'in sakladığı eşyaların arasında eski bir piller vardı. Ajanda vardı. Bir de böyle banka ekstreleri vardı. Bir dakika şimdi. Yani böyle pilmiş, ekstreymiş
Onlar değil, onlar ya bir gün lazım olursa diye sakladığı şeyler Haluk'un. Ama bu öyle bir şeyden bahsetmiyor bence. Yani böyle onun için önemi olan bir şey. Yani tuttuğu bir şey. İyi de S harfiyle ne bağlantısı var? İçinde S harfi olan Haluk'un eskiden beri atamadığı, çok önem verdiği bir şey. Buldum. Ne? Ne? Fihristi telefon defteri. Aha, o F ile başlıyor Gönül. Yani S harfi var Tuna. Tamam, Fihristi. Haluk, nerede senin Fihristi telefon defterin? İçeride. Hadi getir S harfine bakalım. S. Ben içindeki S harfine bakalım. Haklıymış, seni oyuna almamak lazım. Şeye bakıyorum ben ya, aklım S ile başlayacak gibi böyle içinde. Ama hayır, S harfini açıp bakacağız. Ne ya? Aşk olsun Tuna ya. Şimdi yerine koyayım da kaybetmeyelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız bu evi.